Meher! Ne oldu? Anne? Her şey yolunda mı? Davulcuları çağır. Dans et, Jaga! Yakında dayı olacaksın oğlum, bak! Meher! Yavaş. Kapıyı kapat. Bu yüzden mi Sarabcit'le evlenmek istemediğini söylüyordun? Üzgünüm anne, çok üzgünüm. Gördün mü? Kızını özgür bırakınca ne oluyor? Onu özgür bıraktık. Ona üzülüyordun değil mi? Meher'e yaptığın bu haksızlığa sessiz kalamam diyordun. Sen ne diyordun Amrita? Anne, Meher'e biraz zaman ver. Sarabcit'in 5 yaşında çocuğu var. En azından Sarabcit çocuğunu evliyken yapmış. Onun gibi değil. Evlenmeden birinin çocuğuna hamile baksana. Anne, sana dün gece her şeyi anlatacaktım ama... Bebeğin babası kim? Karnında taşıdığın bebeğin babası kim? Bu manavla benim aşkımızın sembolü. Anne, inan birbirimizi gerçekten seviyoruz. Bunu görebiliyorum. Bu yüzden mi evlenmeden? Anne, manavla ben evliyiz. Evlendik. Tanrım, keşke bunu görünceye canımı alsaydın. Anne lütfen, bana inan ne olur. Manavla ben sizi üzmek istemedik. Biz birbirimizi gerçekten seviyoruz. Ve aşkta korku yoktur anne. Anne, aşkta nefret yoktur. Evet, biliyorum. Bir hata ettim anne. Sana söylemem gerekirdi. Ama bana seninle tanışmaya gelecek anne yakında. Peki bu manav sana zarar vermek haricinde ne yapıyor? Cevap ver bana Meher. Anne, devlet memuru olacak. Seni hamile bırakmış. Bunu biliyoruz. Peki seninle evlenecek mi? Evet anne, evlenecek tabii ki. Benimle evlenecek. Tamam. Tanışmaya gelsin.
Ben de onunla tanışmak istiyorum. Bütün kemiklerini tek tek kırmazsam benim adım da Jagadi. Benim kardeşime böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret eder? Kardeşin kendi hayatını mahvetmeyi seçti Jaga. Artık biz bir şey yapamayız. Özür dilerim anne. Özür dilerim. Eğer bu duyulacak olursa ailemiz için bir kabus olur. Dans edin. Kızım gelin oluyor. Meher'in evliliğini kutlayalım. Burası neden bu kadar karanlık Meher? Yenge ben havanın karardığını fark etmemişim. Önemli değil. Herkes akşam yemeği için seni bekliyor. Hadi gel. Endişelenme Meher.
Tanrı'nın her şeyi yoluna koyacağına inan. Ve anneni duydun. Manav'la tanışmayı kabul etti. Değil mi? Hadi yemeğe gel. Nasıl geleyim yenge? Çok korkuyorum. Yüzlerine nasıl bakarım? Anne, abi, ikisi de bana çok kızgın. Haklılar da. Kızgın olmaları doğal. Yaptığın hata gerçekten büyük. Ben ne yapabilirim ki? Artık geri dönüş yok. Manav'a güveniyor musun? Seninle evlenip çocuğa adını verecek mi? Manav benim için canını bile verir, inan. Tabii ki çocuğumuza adını verecek. Öyle mi? O zaman sen de ona güvendiğin gibi ailene de güven, tamam mı Meher? Bak, seni iyi anlıyorum. Yaralar ilk açıldıkları zaman çok can yakarlar. Ama lütfen kendini üzme. Her şey düzelecek. Herkes şimdi sana çok kızgın ama görürsün. Yavaş yavaş her şey normale dönecek. Hadi gel. Hadi gel, yemek yiyelim. Gel otur, yemeğini ye. Yuvi'nin babası, bekle. Abla, Caga abim sofradan kalkmayı seçti ama ben kendimi tutamayacağım. Sen fazla konuşmaya başladın. En azından ailemizin adını lekelemiyor yenge. Yemeğinizi yemezseniz tokat yiyeceksiniz. Bütün köyden tokat yiyeceğiz. Herkes Meher'in yaptığını öğrenince ne olacak peki? Yemeğini ye. Hamilesin Meher. Karnında Manav'ın çocuğunu taşıyorsun. Bu ailenin adını lekeledin. Sen ne yaptın? Demek bu yüzden Sarapçık'la evlenmek istemediğini söylüyordun. Görüyor musun? İşte kızını özgür bırakınca böyle oluyor. Karnındaki kimin çocuğu? Nasıl yaparsın? Hamilesin Meher. Hamilesin Meher. Karnında Manav'ın çocuğunu taşıyorsun. Bu ailenin adını lekeledin. Büyük ayıp, büyük günah. Nasıl yaparsın ha? Nasıl yaparsın? Beğendin mi? Babacığım. (Gülüyor)
Baba, ben yanlış bir şey yapmadım. İhanet etmedim. Senin meherin asla yanlış bir şey yapmaz. Ben sana hiç yalan söylemedim baba. Ve asla söylemeyeceğim. Ben manavla evlendim baba. Biz ateşin önünde yemin ettik. Eğer yaptığım hataysa lütfen beni bunun için affet. Lütfen affet baba. Baba biliyor musun? Manav da tıpkı senin gibi devlet memuru olup bu vatana hizmet etmek istiyor. Eğer burada olsaydın onu çok severdin eminim baba. Hiç kimse bana inanmıyor. Hiç kimse bana inanmıyor. Ben bir anneyim. Hep iyiliğini istedim. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Aslında annenden çok da farklı değilsin. Günümüz çocuklarının sorunu bu. Bir şeyleri nasıl onaracaklarını bilmiyorlar. Ama mahvetmeleri bir dakika almıyor. Aslında çocukların hatası yok. Bunun sorumlusu onları yetiştirenler. Bu kadar özgür bırakmamalı. Bizim de ailemiz vardı. Biz bir şey yapamazdık. 15 yaşındayken annem bana sormadan beni evlendirdi. Ne derler bilirsin. Genç kızlar tıpkı uçurtma gibidirler. Her zaman iplerini sıkı sıkı elinde tutmalısın. Çünkü eğer elini bir dakika gevşetirsen, kızın da uçurtma gibi uçup gider. Peki benimle tanışmaya ne zaman gelecek? Bugün anneciğim. Akşam üzeri. Tamam. Ona benimle görüşmesini söyle. Zamanını ben söyleyeceğim. Sağ ol. Sağ ol anne. Bugün saat 3'te burada olacak. Gidip onunla konuşacağım anne. Buluşacak mısın? Neden? Telefonda söylesene. Anne, manavın cep telefonu yok. Ne? Cep telefonu bile mi yok? Manohar Singh'i biliyorsun değil mi? Ayda bir buraya gelen tesisatçı. Boruları temizliyor. O tamircinin bile pahalı bir telefonu var. Neyse boş ver. Saati söylerim, ona söylersin. Teşekkür ederim anne. Çok sağ ol.
Seni seviyorum. Ne olursa olsun, ben bir anneyim. Ben sadece kızımın mutluluğunu istiyorum. Ne pahasına olursa olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.